Şimdi ben çayı demlerken, bakın bu çayı yıkadım. Nasıl yıkadım? Şöyle. Suyu açayım size bak. Şöyle bir güzel çayı yıkıyorum. Biz rahmetli anneannemden hep böyle gördük. Çayı yıkardı o. Yıkadıktan sonra kaynar suyu dolduruyorum. Bunu da kaynar suyun içine böyle salıyorum. Bak gördün mü? Demleme usulü budur. Budur. Bu çay böyle aheste aheste demlenecek. Ele kaynar şey kuru çayın üstüne hoş 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 çayı dökmüyoruz. Çaydanlığım da sürekli çamaşır suyu yıkadığım için nasıl ışıl ışıl pırıl pırıl. Koyayım şöyle. Hızlıcık demlensin. Çaydan damlıyorum. Allah kahretmesin. Bir işten damlamam. Şimdi bana sitem ediyorsunuz. Kadir Bey, az hikaye atıyorsun. Anam bacım, bir şey çıkmazsa, gün içinde malzeme varsa ben ne atayım? Ben sadece storylerini çizgi çizgi yapmak için uğraşan, saçma sapan içerikli üreten biri değilim. Beni biliyorsunuz. Gün içinde hayatım içerik zaten. Günlük hayatımı paylaşıyorum ama malzeme çıktığı kadar. Yani sırf story'yi doldurmak için saçma sapan şeyler çek halim yok. O yüzden bazı günler durgun geçebilir. Ki benim en durgun anım milletin en tepindiği zamanlar. Bendeki durgunluk ne kadar durgunluk olabilir? Vallahi bir şey diyeyim mi? Şaka bir yana evet atlıyorum zıplıyorum ama halim yok. İnanılsın kemiklerim ağrıyor artık. O yüzden bana da acıyım biraz. Bu arada dün sardığımız sarmayı çoğu kişi nişana götürüyoruz zannedilir. Kız tarafı mıyız? Nişana biz niye sarma götürelim? Biz zaten kendimiz beygir gibiyiz. Çok yiyoruz diye yolluk yaptık kendimize. Öyle sandviçle falan doyar mıyız biz? Çoğu kişi yazmış ki kız tarafı nişanın değil mi? Bunlar niye sarma sarıyor? Sana kalmış. Orada herkes yapıyor zaten yemekleri. Biz kendimize yaptık. Biz şimdi pazartesi günü servisle birlikte 10-12 kişi buradan gidiyoruz. Nesliye, Kibar abla, annem, Selma ağlam, Zehra yenge, Ferda Sevda abla, Kerem Atakan. Amcamlar falan da Konya'dan gelecekler. Yani Gırgır'ya da cümbüş var arabasıyla gidiyoruz. O yüzden herkes bir tepsi börek, poğaça, bir de ortaklaşa sarma sardık. Yol boyunca yiyeceğiz. Arabaya 4'te bineceğiz. Nesli diyor ki 7'de mola veririz. Dedim seni Allah kahretmesin. 4'te binip 7'de inersek o yol biter mi hiç? Bir de diyor ki hoparlör al diyor. Yolda arada durur oynarız. Dedim herhalde nişan sabah biz Erzurum'a gideriz. Bir hafta Erzurum'dayım. Bir haftada anca işlerimizi halledip geleceğiz. Sonra ben nereye gidiyorum? Yurt dışına gidiyorum. Evet. Nişanlanıp ülkeyi terk nişanlanıp ülkeyi terk ediyorum. Home bitkisiyle ikimizle birlikte tatile gideceğiz bir 3 günlüğüne. Oraya gideceğim. Gelip Erzurum'dan gelince salonu temizlemem lazım. Aklım hala salonda. O salonu temizlemezsem gözüm açık gider. Ve nişandan sonra, daha doğrusu tatilden de sonra size bir sürprizim daha var. Arkanızda yaslanın. Çok yakında. Çok yakında bir sürprizim daha geliyor. Bayılacaksınız. Anam bacım karar verin şimdi ben ne yapayım? Paylaşıyorum. Yeter gözümüze soktun oluyor ki. Adetlerin dışında bir şey yaptım da yok yani. Nişan bohçası. Herkesin yaptığı bir nişan bohçası yaptım. Tamam. Biraz da çay seveyim gibi bizim ailede genel olarak var. Suç. Hadi bir şeyleri paylaşmıyorum. Biraz da nazar olur falan filan diye geri planlıyor. Bu sefer iyi biz yabancımız aileyiz bizden saklıyor. Ben ortadan da bölünsem ben kimseye yaranamıyorum. Vallahi yaranamıyorum. Yani merak edenler için paylaşıyorum. Ha, biz merak etmiyoruz. Bize gına geldi diğerler için de her zamanki gibi kapıyı gösteriyorum. Ne yapayım? Yani ben kime işleyeceğimi şaşırdım. Yani nişan bitene kadar beni sessiz alsın bazıları. En azından merak edenler izliyorlar çünkü. Öbür türlü ben buradan baskı yiyorum.
DM'den Kadir Bey bir şey paylaşmıyorsun, bir şey paylaşmıyorsun. Çekirdekten de konuşamadım. Kadın bir tanesi yazmış ki Viyana'dayım, kocama söyledim ki yeken çekirdek al gel. Hiç güleceğim yoktu, hiçbir detayı da unutmuyorsunuz. Evet, Seycan abla gibi Erzincan'a giderken sandviç ekmek yapıp Damaltepe'den çıkınca Kartal'da bitirmesi gibi biz de 2 tepsi 3 tepsi böreği inşallah Erzurum'a gitmeden şurada Kartal Köprüsü'nde bitirir. Onun için bol bol yapıyoruz, termosa da çay, yoksa ızlayıcık acıkırız. Ben de bir gün Konya'ya giderken kendime sonda takmıştım. Yolda çok çeşim geliyordu ya. Hastanede çalışırken yanıma aldım. Ay o kadar rahatladık ki yolda. O tesisler buz gibi, tuvaletleri leş gibi, hiçbirine girmemek için Kerem'e dedim ki bak gel sana da takayım, yolda beni kaldırmak için geldi. O kadar güzel gittim. Bir de işledik ki idrar torbası böyle ayaklarını ısıtıyor ya, ileri at, doğal katalitik. Kız ben ne manyakmışım, yapmadım delilik kalmamış. Siz daha bu sondaya tuhaf diyorsunuz. Ben yaşadıklarımı anlatsam kızım, şu dağdan şu dağa ip olur. Eller katlar ipek olur. Dereler dereler de neler bilirim neler. Her bildiğimi desem her biri yürek deler. Allah bana öyle bir akıl vermiş ki. Allah bana öyle bir akıl vermiş ki. Ben beni öveyim, eller de beni övsün. Ya. Ailenin zeka küpüyüm, zeka. Annem genelde çocukken gerizekalı olduğumu söylerdi ama. Gene de ailede benden yaratıcısı yok. Daha neler duyacaksınız neler. Öyle bir çocukluk geçirdim ki. Öyle bir anlattım ki sanki menajit geçirmişim gibi. Öyle bir çocukluk geçirdim ki. Eserleri hala duruyor bende. Daha uzun yıllar yaşayacağız. Gamze Hanım da şimdiden hazırlıklı olsun. Şimdi yeni komşularımı sıkıştırıyorlarmış, akrabaları, komşuları. Kadir gerçekten o kadar temiz mi? Burada da kabak çekirdeği buldum. O kadar temiz mi? Sizi evine alıyor mu? Oturabiliyor musunuz? Ben çocukları almıyor diyorum. Ha, Ayşe ablamın bir torunu var. Evet. Küçük profesör. Gözler felbecir. Aydın aydın günaydın. Adı da Aydın var. Zeycan alıyor valla. Senin ev zaten tarlacısı gibi Zeycan abla. Bakalım Aydın ne diyor? Kadir diyor ayıp değil mi diyor, bizi davet etmiyor diyor. Ya buradan selamlar. Eve al. Arkadaşlarım duysun. Bana bak yollukları yine Kartal Köprüsü'ne kadar yemedi. Yok bu sefer gördüm. Ha, evet söyleyin Şükrü Hanım. Evimi alıyor muyum efendim sizlere? Evini alıyorsun, çayını içiyoruz. Çekirdeğinizi yiyorsunuz. Bir kahve yapmıyor. Ataş iç ailen. Ataş. Bu kız tutturdu ki bir kahve yok evde. Ayrı. Boncuk işini aklına geliyor mu? Onu hatırlamak istiyorum. Hayır. Ne boncuk işine? Allah aşkına. Ne rezil oldu. Kadın. Şimdi herkes el işi yapıyor. Boncuk almış gömleklere. Tamam evde satıyorlar. Yakalara böyle şekil yapılıyor. Ama onlar modelini vermiş. Yani evet. Böyle dikin. Bunun de abisi ki, geldi. O ne dedi öyle şekilsiz şey mi? Dedi öyle şunu olur mu dedi. Bunu buraya dikin bunu buraya dikin. Yani modelin dışına çıktınız kendiniz modelle. Abisi ya Murat. Biz de neyse onun dediğini yaptık. Götürdük verdik sahiplerine. Sevgiler almadı mı? Bunu aldığın bunu, şey bunu dedi sökeceksiniz tekte. Bu ağlıyor. Kim yapmış? İsmi yazıyor üstünde. Bir telefon geldi bunları kim yaptı diye bizi çağırdılar. Bu ağlıyor. Biz dedin evdeki Raşit bazı bağlı bize öyle tarif etti. Bu ağlıyor yapmıyor ben al. Para alabiliriz.